AKP Türkiye'yi yönetemiyor. Bakın, ama millette yeterince vurgulamadığınız şeklinde ya, zaaflar şimdi konusunda. Millet değil o. Onu söyleyenler millet değil. Bunu söyleyenler o dar CHP çevresi, sahte sol. Ki onların bir hiçbir gücü yok Türkiye'de. Hiçbir de örgütleri de yok, değerleri de yok. Daha çok şey, PKK ve FETÖ merkezli bir şey bu. Onun amacı var. Şu Türkiye'nin vatan bütünlüğünü sağlayan harcın, çimentonun Vatan Partisi olduğunu görüyor. Yani onu da nereden sıkıştıracak? Yani siz AKP ile yan yana geldiniz falan filan. Güzeldi, biz ne vatanı savunuyoruz. Teröre karşıyız. Burada kim varsa onun olması için çalışan partiyiz. Onu oraya getiren partiyiz. Herkesi getirmeye çalışıyoruz. Getirmemiz lazım. Çünkü Türkiye'nin... Nereye? Teröre karşı mücadele, vatanın bütünlüğünü savunmak, üretim ekonomisine geçmek, komşularla işbirliği, laiklik ve Avrasya'da yerimizi almak. AKP bunları yapıyor mu? 2014'ten beri teröre karşı mücadelede FETÖ'nün üzerine yürüme ve PKK'yı hendeklere gömmede önemli kararlı bir çizgiye girdi. Biraz sonra Fırat Kalkanı'yla koridora müdahale etti. O da çok önemli, olumlu bir şey. Soçi iyi, Astana süreci iyi ama hep buralarda neler var? Tıkanıklıklar, zaaflar, kararsızlıklar, tereddütler, yalpalamalar. Onun için iyi yönetemiyor. Çünkü artık Türkiye'nin tahammülü yok. Zaman kaybetmeye tahammülü yok. Efendim yanıldık, bizi aldattılar, düzeltelim. Güzel de Türkiye bu arada neler kaybediyor. Değil mi? Onun için Vatan Partisi gibi bu yaşanan süreci doğru gören, doğru çözüm üreten başından beri ve bir bir Türkiye'nin geldiği nokta Vatan Partisi'nin programı. Öyleyse Türkiye'yi Vatan Partisi ve müttefikleri, onunla birleşenler yönetsin. Şimdi oraya gidiyoruz zaten. Bahsettiğiniz adımları attı ama mesela bütün bunlar, bütün bu adımlar, bölgede bir ülke var. Bütün terör faaliyetlerinin yıkıcılığın üzerinde cereyan ettiği, halkının üzerinde cereyan ettiği bir ülke var. Türkiye onunla bir araya gelemiyor bir türlü. Yani daha ne yapmak lazım bilmiyorum ki. Oraya da gelmek zorunda. Suçu ya, dönüşü uçakta. O kadar çok geç kalındı ki bu konuda. Ya onu bana söyleme. Bunun kahramanı ve en önde olan parti Vatan Partisi. Yani Türkiye daha düşünün. Hala Cumhuriyet Halk Partisi Suriye Devlet Başkanı'ndan katil bilmem ne diye bahsediyor. Hala bugün ya. Yani, hala. Hem de Kemal Kılıçdaroğlu falan gibi ağızlarla hala bunları söylüyorlar. Vatan Partisi ilk gününden beri Suriye'ye müdahaleye ve iç savaş çıkartmaya karşı çıktı. Emevi Camii'nde falan namaz falan kılamayacaksınız dedi. Tankla girilmez dedi Emevi Camisi'ne. Biz dedi Süleymaniye Camisi'nde Beşer Esad'la ve Hamene'yle, İran liderleriyle ve Irak liderleriyle biz Süleymaniye Camisi'nde namaz kılacağız Sultanahmet'te, neyse. Yani onun için sizin bu konumunuz, duruşunuz doğru, yerinde. Türkiye'nin bugünkü en büyük ihtiyacı, ona tamamen katılıyorum ama işte görelim, Vatan Partisi olmadığı zaman bu süreç böyle yalpalıya ağır aksak ve kayıplarla ilerletiliyor.